güzelliği kaçıyor. Özelliğini kaybediyor. İnşallah bir an önce gelirsiniz. Gördüğünüz gibi burada badem ağaçlarımız var. Ve çiçek açmış durumdalar. Daha fazla çiçek vardı. Fakat don gördü. Ama yine de çiçek durumu iyi. Evet, seramızın arka tarafı. Burada gölgelendirme için file çekilmiş üst tarafa. Yazın yüksek sıcaklıklarda güneşin etkisini biraz daha azaltabilmek için file gerilmiş durumda. İçerisinde hocalarımızın denemeleri, öğrencilerin uygulamaları mevcuttur. Şu an değil tabii ki. Ama yeni yeni uygulamalar yapılmaya başlanıyor. Evet, burası bodur elma bahçemiz arkadaşlar. Elmaları beraber olduğu zaman yemek isteriz. İnşallah. Evet, okulumuzun arka tarafına doğru ilerliyoruz. Burada kiraz ağaçlarımız vardı. Fakat kiraz ağaçları ömrünü tamamladığı için arkadaşlar maalesef hastalıklar, verimsizlik ve kurumalar başladığı için burasıydı arkadaşlar. Kiraz ağaçlarını bulundu ve çok güzel kirazlarımız vardı. Fakat hepsi ömrünü doldurdu ve kaldırıldı. Bu sene burada Allah izin verirse çerezlik kabak üretmeyi düşünüyoruz. Budur elmamızı tekrar göstereyim. Burada organik sahamız var. Organik meyve, sebze yetiştirmek istediğimiz zaman burayı kullanıyoruz. Organik sertifikası mevcut. Burada çeşitli ağaçlarımız var. Vişne gibi, badem, büyük badem ağaçları, kiraz, ayva. Sırasıyla çeşit bahçesi, meyve bahçesi. Evet arkadaşlar, bu sürülü alanda da gördüğünüz gibi sezon hazırlık amacıyla sürülmüş, toprak hazırlanmış. Tabi üzerinden bir tırmık geçirerek tesviye edilecek. Sonrasında da buraya sebze ekimi yapılacak. Çeşitli işte domates olur, mısır olur, hıyar olur, kabak olur, kavun olur, karpuz olur, mısır olur. Bunların ekimi gerçekleştirilecek. Serada yetiştirdiğimiz fideler vasıtasıyla buraya aktaracağız, fideleri dikeceğiz. Sarayönü ilçemizin de ihtiyacı olan fideler yetiştirilmekte. Gücümüzün yettiği kadarıyla. Evet, biraz önce gösterdiğim alan, özür dilerim, sebze ekimi yaptığımız alan değil. Sebze ekimi yaptığımız alan bu tesviye edilmiş düz olan alandır. Ama tabii orayı da kullanıyoruz, o gösterdiğim yeri de. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kargalar tarlamızın üzerinde arpa ekili. Tarım 92 arpasının ekili olduğu 80 dekarlık alanın üzerinde uçmaktalar. Evet, kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Baharın habercisi kuşlar. Evet, gördüğünüz gibi arpada da anıza ekim yapıldı. Önceki yılın sapları kurumuş vaziyette durmakta. O şekilde anıza ekim dediğimiz bir yöntemle ekim yapıldı. Ve çıkış mevcut. Arpalarımız iyi durumda. Allah'a şükür olsun. Kargalar da arazide karnını doyuruyorlar. Yaklaştırıp çekeyim dedim ama bulanık hale geliyor. Fakat göründü herhalde diye düşünüyorum. Ben geri geleyim çünkü kamera konusunda yetersiz kaldık. Evet, burası da 80 dekarlık
arpanın ekilini olduğu yerimiz, bölgemiz. Evet, şuradan yürümeye devam edelim. Biraz çamur var. Onun için yürüyebilecek miyim bilmiyorum, bilemiyorum ama yine de deneyeceğim. Kuru yerlerden gitmeye çalışacağım. Ve şimdi lavanta ekiminin yapıldığı alanı göstereceğim size. Bu sene, pardon, 2020 yılında Kasım ayında dikimi yapıldı. 8000 kök ve 4,5 dekarlık, 5 dekarlık bir alana. Evet, tam okulun arka kısmına yapıldı. Eskiden burada bulur elma bahçemiz vardı. Ve ömrünü tamamladı. Onun yerine de lavanta ekimi yaptık. Gördüğünüz gibi lavantalarımız burada sıralı bir şekilde. Gördüğünüz gibi dikimi yapıldı. İnşallah bu sene yazın çiçek açarlar ve büyürler, tutarlar ümidiyle bekliyoruz. Yağışlar iyi oldu. Güzel kar yağdı. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bir sıra daha çekeyim. Şu şekilde. Hem okulumuzu almış olayım. Hem de lavantaları. Şu anda görünürlüğü zayıf. Çünkü ince dal bir şeklinde. Sadece uç kısmında yapraklar mevcut. Çok iştahlı değiller. Ama en kısa zamanda Allah'ın izniyle iyi duruma geleceklerdir. Burada görselliği ve kokuyu suyla birlikte. Lavantanın bir özelliği de var. İzlemişsinizdir, belki duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Hem lavanta yağı elde edilmekte, hem lavanta suyu elde edilmekte. Bunlar ciddi paralar, ekonomik yönden değerli.